Sevgili seyirciler, Türk kamuoyu uzunca bir süredir kökten dinciliği, şeriatçı akımların gelişimini, laikliği tartışıyor. Ancak bu kavramları tartışan sadece bizler değiliz. Türkiye'den çok uzakta, Mısır'da da olsa gündemde aynı konular var. Ancak Mısır ile Türkiye'deki olaylar hayli farklı. Orada kanlı eylemler, kanlı saldırılar gerçekleşiyor. Ülke tam bir ateş çemberinde. Mithat Bereket, Mısır'daki kökten dinci gelişimi, ülkenin içinde bulunduğu çıkmazı ve bundan sonra meydana gelebilecek gelişmeleri yerinde inceledi. Göksel Kesici'nin görüntülediği Mısır dosyasında Türkiye için son derece önemli sonuçlar ve alınacak dersler de var. Bu film son günlerde Mısır'da gişe rekorları kırıyor. Adı El Erhabi, yani terörist. Başrolünde ise Mısırlıların ünlü aktörü Adil İmam var. El Erhabi, Mısır'daki kökten dincilerin hikayesi. Bunlar İslamiyet adına polise ve devlet yetkililerine saldırıyorlar. Turist otobüslerini makinalı tüfeklerle tarayıp yabancıları öldürüyorlar. İşte filmde böyle bir teröristin önce şeriat adına suç işlemesi, ardından da gerçekleri görüp pişman olması anlatılıyor. Ama filmin asıl başarısı zamanlamasında. Çünkü bugünlerde Mısır'da herkes militanlaşan İslam'ı konuşuyor. Mısırlılar son 2 yıldır haberlerde sürekli olarak Cemaati İslami ve İslami Cihad adlarını duyuyorlar. Bombalı saldırıların, suikastlerin ve tehditlerin altında hep bol İslamlı imzalar var. Bunların amacı iktidarı ele geçirip Mısır'a şeriatı getirmek. Çıkardıkları fatura ise oldukça ağır. 350 ölü, binlerce yaralı ve her geçen gün kötüye giden bir ekonomi. Aslına bakarsanız bu durum yeni değil. Mısır yarım asırdan fazla bir süredir İslami militanların yarattığı sorunlarla uğraşıyor. Birbirleriyle sürekli dirsek temasında bulunan bu grupların başında ise Müslüman Kardeşler Örgütü bulunuyor. Müslüman Kardeşler, Süveyş kanalı yakınlarındaki İsmailiye'de 1920'lerde kuruldu. Kurucusu İmam Hasan el-Benna'dır. İmamın öğretileri ilk zamanlarda sadece dini niteliğe sahipti. Amacı İslami uyanış, İslami birlik gibi sloganlarla Müslümanları birleştirmekti. Ama 1940'larda bu değişti. Müslüman Kardeşler siyasi bir niteliğe büründü. Sonra da sertliğe başvurdu. Arka arkaya Mısır'ın 2 başbakanını öldürdüler. Zaten ondan sonra da işler kontrolden çıktı. Mustafa El-Feki, Mısır'ın tanınmış diplomatlarından. Dışişleri Bakanı'nın sağ kolu, Müslüman Kardeşler Örgütü üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Müslüman Kardeşler'in İslami şiddeti sokaklara taşıması sonraki hükümetleri sertleştirdi. Özellikle Cemal Abdülnasır bunlara karşı çok katı bir politika izledi. Örgütün bütün sempatizanları tutuklandı. Elebaşları idam edildi. Nasır zamanında hiçbir faaliyette bulunamadılar. Ama Enver Sedat'ın iktidara gelişi her şeyi değiştirdi. Sedat oy kaygısıyla Mısır'daki kökten dincilere yakınlık gösterdi. Böylece Müslüman Kardeşler de yeniden örgütlenme fırsatı buldular. Ancak Enver Sedat dincilere güvenmesinin bedelini hayatıyla ödedi. Ordu içindeki kökten dinci militanlar Başkan Sedat'ı bir geçit töreni sırasında öldürdü. Olayın tanıkları arasında Sedat'ın yardımcısı Hüsnü Mübarek de vardı. Mübarek iktidara gelince yeni bir açıklık politikası izledi. Sansürü kaldırdı, sağlıklı bir tartışma ortamı yaratmaya çalıştı. Ama o da Müslüman Kardeşlerin ve diğer İslami örgütlerin militanlaşmasını önleyemedi. Özellikle son 3 ay içinde de bu saldırılar giderek artıyor. Radikal İslamcılar önce devlet yetkililerine saldırdılar. Geçen yaz İçişleri Bakanı Hasan el-Elfi'ye bombalı bir suikast düzenlediler. İçişleri Bakanı şans eseri ağır yaralı olarak kurtulurken koruması hayatını kaybetti. Cemaati İslami adı altında faaliyet gösteren bu gruplar çok geçmeden ordu mensuplarını da hedef aldı. Yüksek rütbeli subaylar ve hatta generaller şeriat adına başlatılan terörizmin kurbanları oldular. İslami militanlar bununla da yetinmedi. Yönetimi iyice köşeye sıkıştırmak için hükümete yardım eden herkese saldırmaya başladılar. Böylece hükümetin gelir kaynaklarını kesmeyi amaçlıyorlardı. Tabii bu yeni stratejinin ilk kurbanları da Mısır'daki yabancılar oldu. Geçen yılın Kasım ayında Kahire'de içi turist dolu bir otobüs İslamcı teröristler tarafından makinalı tüfeklerle tarandı. Militanlaşan İslam nihayet Mısır'ın binlerce yıllık tarihini de etkiledi. Yabancılara yapılan saldırılar artınca ülkeye gelen turist sayısında bu yıl yarı yarıya azalma oldu. Ekonomi zora girince de Mısır'ın sembolü haline gelen yaşlı Sfenks
Sonunda Japonca konuşmaya başladı. Eskiden İngilizce, Fransızca ya da Almanca yapılan bu gösteri artık Japonca sunuluyor. Mısırlılar bu çekik gözlü yeni müşterilerini memnun etmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Terörizm korkusuyla Mısır'a uğramayan Batı Avrupalıların yerini şimdi Japon turistler alıyor. Bunun için özel partiler düzenleniyor. Turizm sektöründeki her şey Japonca'ya çevriliyor. Ama Japon turistler bile Mısır'ın zararını karşılayamıyorlar. Eskiden yılda 3 milyar dolar olan turizm geliri bu yıl 1 milyarın altında. Tabii turist olmayınca Mısır'ın ünlü hediyelik eşya dükkanları da sinek avlıyor. Geçimlerini bu yoldan kazananlar büyük zarar içindeler. Sokaklardaki durum daha da kötü. Sayıları 2000'i geçmeyen İslami militanlar polisi bir hayli uğraştırıyor. Mısır hükümeti bu teröristlerle mücadelede iki yol izliyor. Bunlardan ilki sertliğe sertlikle karşılık vermek. Özellikle geçen Ocak ayında Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e yapılan suikast girişiminden sonra sokaklardaki polis sayısı iki katına çıkarıldı. Ardı ardına tutuklamalar oldu, idam cezaları verildi. Ama militanlar mahkeme salonunda bile kendi propagandalarını yapmaktan çekinmediler. Bunun üzerine hükümet de ikinci bir yola başvurdu. Halkı etkilemek için televizyon programlarını kullandı. Bunlar içinde bir tanesi kısa zamanda en çok seyredilen program haline geldi. Bu dizinin adı Aile. Başrolünde işte bu karanlık yüzlü adam var. İslami militanların lideri. Dizinin gerçekçi olması için her şey en ufak ayrıntısına kadar düşünülmüş. Adamın alnındaki karartı onun kökten dinci olduğunu ve sürekli namaz kıldığını gösteriyor. Gerçekten de Mısır'da vaktinin çoğunu dua ederek geçirenler, günde 5 defadan fazla namaz kılanlar var. Sürekli olarak secdeye başını koymaktan dolayı alınlarında bu izlerden oluşuyor. Aile adlı dizi gösterime girdiği andan itibaren büyük tartışmalara yol açtı. Mısır'daki ulema bu dizinin İslam'ı küçük düşürdüğünü söyledi. Ama hükümet aileyi göstermeye devam etti. Dizi kısa zamanda etkisini gösterdi. Sürekli gerginlik ve tehlike içinde yaşamaktan bıkan halk radikal İslamcıları suçlamaya başladı. Çünkü Mısırlılar şeriat istemiyorlar. Ülkeleri zaten İslami kurallara göre yönetiliyor. Günlük hayatın büyük bölümü zaten Kur'an'a göre düzenleniyor. O yüzden radikallerin şeriat çağrıları halkta fazla bir destek bulmuyor. Mısır, Türkiye gibi laik bir ülke değil. Bu anayasamızda açıkça belirtilmiştir. Medeni hukuk kuralları Kur'an'a göre düzenlenir. Bu teröristlerin asıl istediği iktidara gelmek. Bunun için İslam'ı kullanıyorlar. İslam'da adam öldürmek, insan kaçırmak yoktur. Sosyalizm, komünizm ve kapitalizm işe yaramadı. Şimdi İslam'ı denemek istiyorlar. Bence İslamiyet'in böyle siyasi amaçlarla kullanılması Müslümanlığı yıpratır. Şimdi herkes hükümetle kökten dinciler arasındaki çekişmeyi izliyor. Bu arada en çok merak edilen de Müslüman Kardeşler Örgütü'nün ne yapacağı. Biz de bunu öğrenmek amacıyla örgütün sözcüsü Muhammed El-Hudaybi'yi bulduk. Müslüman Kardeşler hükümet tarafından yasa dışı ilan edildiği için El-Hudaybi her an tutuklanma endişesiyle yaşıyor. Bize İslam'ın neden militanlaştığını anlattı ve bu olaylarla hiçbir ilişkileri olmadığını iddia etti. Bugün Mısır'da gerçek anlamda demokrasi yok. Her şey hükümetin elinde. Bunların üzerine bir de kötü ekonomik durum gelince özellikle gençler silaha sarılıyor. İşte Mısır'da militanlaşan İslam'ın asıl sebebi işsiz ve hiçbir geleceği olmayan bu gençlerin öfkesidir. Bizim o militanlarla hiçbir ilgimiz yok. Bakın, hükümet bizden çekindiği için bizi yasa dışı ilan etti. Bizi tanımıyor, sesimizi duyurmamıza izin vermiyor. İstediğimiz tek şey Mısır'da serbest seçimlerin düzenlenmesi. O zaman halkın gerçekten ne istediği ortaya çıkar. Şeriat gelir, her şey çözülür. Ama önümüzdeki örnekler öyle demiyor. Mesela bir İran, bir Afganistan ve tabii Sudan. Buralarda şeriat sistemi uygulanıyor. Ama onlar ekonomik sorunlarını çözebilmiş değiller. Üstelik oralarda insan hakları da ihlal ediyor. Bence bu yanlış. Göreceksiniz, İslamiyet'in ve şeriat düzeninin başarıları yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu sisteme inananların sayıları her geçen gün artıyor. Bu eğilimin önüne geçilemez. Mısır halkı da bu gerçeği görüyor ve bunu istiyor. Aslında Mısır halkının istediği karnının ve cebinin dolu olması. İşsizlik ve hızlı nüfus artışı hayatı gittikçe zorlaştırıyor. Hükümetin aciz kalması kökten dincilerin işine yarıyor.
Gecekondularda ya da yıkık dökük binalarda yaşayan yoksul halk İslamcılara dönüyor. Çünkü devletin hizmet sunamadığı alanlarda radikal İslamcılar devreye giriyor. Dernekler, sağlık ocakları ve sosyal kuruluşlarla yoksul kitlelere ulaşıyorlar. Halkın büyük bölümü ülkeyi 12 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in de artık değişmesi gerektiğine inanıyor. Ama bu konuda bir sıkıntı var. Çünkü Mübarek'in alternatifi yok. Orta Doğu'nun bu kurt politikacısı kendisine herhangi bir alternatif çıkmasına izin vermiyor. 3 ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tek aday Mübarek'ti. Tabii durum böyle olunca seçimler kısa sürede bir referanduma dönüştü. Sonuçta Hüsnü Mübarek %99.9 oyla 2000 yılına kadar Cumhurbaşkanlığını garantiledi. Bu durumda Müslüman kardeşler de Mübarek'e karşı alternatif olarak İslamiyet'i öne sürüyorlar. Demokrasiyi kullanıp iktidara gelmeyi hesaplıyorlar. Şimdi Mısır'da herkes aynı sorunun yanıtını arıyor. Şeriat demokratik yolları kullanarak iktidara gelebilir. Ama acaba aynı şeriat zamanı geldiğinde yine demokratik yollardan gider mi? Biz de bu soruyu Müslüman Kardeşler Örgütü'nün sözcüsü El Hudaybiye'ye sorduk. Biz demokrasi deyince İslami Şura'dan bahsediyoruz. İslami Şura yasa koyan dini bir kurum şeklinde olacak. Kanunları Kur'an'a uygun çıkartacak. Tabii Şura içinde de bazı siyasi görüşler yer alabilir. Ama bunların hepsi de İslamiyet'e uygun dini kurallar içinde olacak. Ama bu dediğiniz bir bakıma demokrasiye aykırı olmuyor mu? Çünkü İslami görüşü savunmayan bir siyasi parti o zaman bu sistemde sesini duyuramayacak. Bunların şeriat sisteminde yeri yok. Çünkü Müslümanlar onlara destek vermeyecekler. Ama buna rağmen zorlarlarsa o zaman devrim olur. Her şeyi değiştirmek için devrim gerekir. Bunlar demokrasi sayesinde herhangi bir siyasi parti gibi iktidara gelebilirler. Ama asıl gücün millette olduğunu kabul etmeliler. Millet istediğinde de gitmeyi kabul etmeliler. Yoksa her şeyin çözümü sadece ve sadece İslam'dadır deyip demokrasiyi kaldırırlarsa o zaman yeni bir diktatörlük kurmuş olurlar ki bu çok tehlikeli. İşte Mısır'daki durum. Bazılarına göre radikal İslamcıların silaha sarılması ülkeyi iç savaşın eşiğine sürüklüyor. Bundan da Müslüman Kardeşler Örgütü'nü sorumlu tutuyorlar. Bazıları da Müslüman kardeşleri destekliyor. Onlara göre tüm bu sorunların aşılması için tek bir çözüm var. O da Mısır'a şeriatın gelmesi. Bazıları ise bütün bu olan biteni biraz endişe, biraz da kararsızlık içinde izliyor. Ve Müslüman kardeşler konusunda ne yapılması gerektiğine de tam olarak karar veremiyorlar. Ancak ne olursa olsun tüm bu grupların tek bir ortak paydası var. O da değişiklik. Hepsi de siyasi kadroların artık değişmesi gerektiğine inanıyorlar. Ondan sonra her şeyin kendiliğinden hallolacağını ve Müslüman kardeşlerin de artık sorun olmaktan çıkacağını söylüyorlar. Çünkü bunların hepsi Müslüman ve tabii hepsi de kardeş. Mısır'daki durumla Türkiye'nin durumu birbirinden epey farklı. Bizim en büyük avantajımız demokrasimiz. Ancak yine de Mısır'daki gelişmeler yakından izlenmeli.